Odama hoş geldiniz arkadaşlar. 15 metrekare küçük bir odam var. Bu küçük odaya ben büyük hayallerimi sığdırdım. Kendi YouTube kanalımı açtım ve buradan yayın yapıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz az önce videolarda arka tarafı görüyordunuz. Oda vlog dedim çekeyim. Kullandığım ürünleri, malzemeleri ve birçok şeyi size göstereceğim. Küçücük odam, içi dolu turşucuk. Günümün çoğunu bu odada geçiriyorum ben. O yüzden Alice de benimle burada kalmayı tercih ediyor. Yat istersen kızım yerine. 9 yaşında köpeğim. Bilenler bilecektir yavruluğundan beri benimle birlikte. İsterseniz size odamı göstermeye başlayayım. İlk olarak bilgisayarla başlayalım. MSI Tri'den A modelini kullanıyorum. Buraya büyük bir bilgisayar toplayabilirdim belki ama yerim yok. Dediğim gibi küçük. Bu mühendislik harikası küçük, içi dolu turşucuk bunun da arkadaşlar. Yani çok şey var içerisinde, bir konsol büyüklüğünde. Adeta arkadaşlar Ray Tracing özellikli RTX 2060 Nvidia ekran kartı var. 9. nesil i5 işlemcisi var. Günümüz oyunları için gayet yeterli. Hatta ben hem oyun oynuyorum hem de oyunları kaydediyorum. Sesimi, görüntümü ayrı kaydediyorum arkadaşlar. Burada export alıyorum, burada kurguluyorum. Benim için gayet yeterli ama daha üst düzey istiyorsanız işte işlemcisi, RAM'i, sonra ekran kartı vesaire birçok özelliği arttırılabiliyor bu MSI Trident serisinde arkadaşlar. Videonun açıklama kısmına linkini koyacağım. Detaylı bilgi istiyorsanız oradan bakabilirsiniz. Sonra Xbox One X oyun konsolu kullanıyorum. Diğer taraftan ekranıma gelelim. MSI MAG271CR modeli arkadaşlar. Full HD, 144 Hz tazeleme oranına sahip ve 1 milisaniye tepkime süresi var arkadaşlar. Oval gördüğünüz gibi, ne deniyor buna? Kavisli ekran arkadaşlar. Daha fazla yeri görebiliyorsunuz. Oyunlarda bu çok önemli. Diğer taraftan sevdiğim bir özellik, şu an göremeyeceksiniz ama arkada böyle küçük bir joystick var. Mesela One X'de oynuyorum dedim ya. Onu HDMI 1'e bağladım. Hemen şuradan sağa doğru yapıyorum. Burada birçok özelliğini tek joystickle kolaylıkla kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca şurada bir kulaklık asma aparatı var. Kulaklığıma gelecek olursak da MSI Immerse, tam modelini söylemem gerekirse GH50 kulaklık arkadaşlar. 7.1 gaming headset. RGB özelliği var. Görüyorsunuz şöyle mikrofonu takıp çıkarılabiliyor. Bir de ilginç bir özelliği var. Buradan açıp kapayabiliyorsunuz o özelliği de. Baslarda titreme yapıyor. Yani titreme yapıyor dediğim yani olayı bu. Daha çok hissetmeniz için titreşim sağlıyor. Ben bayağı keyif aldım bundan. İsterseniz kapatabiliyorsunuz. 7.1 özelliği ve mikrofon kapama tuşları da var. Klavye olarak biraz daha üst düzey bir klavye tercih ettim. Sekizgen yapısıyla gayet kaliteli bir malzeme kullanılmış arkadaşlar. Bu da RGB gördüğünüz gibi. Işıklarını mesela şimdi nasıl kontrol ettiğimi de size göstereceğim. Farklı renkler verebiliyoruz. Kalitesi güzel. Mekanik klavyeden farklı olarak şu basma aralığını arkadaşlar kısaltmışlar. Böylece daha hızlı respons, yani tepkimi alabiliyorsunuz. Bu gayet güzel olmuş. Mouse'a gelecek olursak, mousepad'im bu arada bez kullanmıyorum. Sert bir mousepad kullanmayı tercih ettim. Mouse'un da arkadaşlar tam modelini söylemem gerekirse MSI Clutch arkadaşlar GM30 modeli. Bu arada bunun modelini söyledim mi? Klavyenin modelini söyledim mi hatırlamıyorum. MSI Vigor GK50 bunun modeli. Zaten videonun açıklama kısmında bunların hepsinin linklerini koyacağım arkadaşlar. Görebilirsiniz. Mouse da kaliteli mouse'larda kullanılan PixArt sensör özelliği var. Gayet güzel. Malzeme kalitesi de bunun gayet iyi ki oyunlarda mouse, klavye, işte kulaklık vesaire bu tür ürünler çok önemli arkadaşlar. Işıkların da Dragon Center MSI'nin bir tane uygulaması var. O uygulama sayesinde buradan renklerini vesaire değiştirebiliyorsunuz. Hepsini birbirine bağlayabiliyorsunuz. Hatta bazı oyunlar bu özellikleri, ışık özelliklerini oyuna göre destekliyor arkadaşlar. Dragon Center uygulamasını da linkini aşağıya koyarım. Kullanıyorsunuz, siz de indirin mutlaka, deneyin. Mystic Light özelliği sayesinde. Diğer taraftan burada ne var? İşte bir tane gamepad'im var ki bayağı gamepad'im var bende. Hem bilgisayarda bu gamepad'leri kullanıyorum. Aynı zamanda oyun oynarken bazı oyunlarda. Şurada bir tane kutum var. Bu kutu aslında çok ilginçtir. Aslında kamerayı tutmak için buraya koydum. İçinde tabii bakalım ne varmış, ben de hatırlamıyorum da. İşte bir tane SSD var, USB var, SD kartlarım var. Yine kulak içi kulaklıklar vesaire, ara kablolar kullanıyorum, onlar var. Konsoldan videolarımı kaydederken
Elgato kullanıyorum arkadaşlar. Bununla bilgisayar üzerinden kayıt alıyorum. Sonra direksiyonum var. Direksiyonum Logitech G29 arkadaşlar. Shifter var ayrıca. Aşağıda da pedalları bulunuyor. Görüyorsunuz. Masam herhangi bir masa. Sonra gösterecek olursam mikrofon. Bunda biraz sorun yaşadım. Nedendir bilmiyorum. Birçok insan bunu kullanıyor da ben de daha önceden bunu kullanıyordum. Rode NT'di galiba. USB mikrofon diye geçiyor. Bunu değiştirebilirim. Odada yankı yapmaması için doldurmaya çalıştım. Mesela bunu vesaire sesi emsin diye birçok yere de onlardan kullandım. Fazla fazla eşyalar aldım. Birazdan göreceksiniz. Işıkları, model markaları yoktu galiba. Ucuz olsun diye aldım. Sirkeciyi bayağı gezdim. İşte 500'er lira. Normalde 3000, 5000 hatta 10.000 seviyesine çıkabiliyorsunuz. İşte renkleri beyaz, sarı değişiyor. İşte yüzdelerini değiştirebiliyorsunuz ışığın. Sonra bu tarafta tanıtmak istediğim işte masam normal IKEA'dan almıştım galiba. Normal bir masa şu var ekstradan. Bu tarafa geçecek olursak Alice zaten dediğim gibi burada. Her zaman yanında burada yatıyor. Yine burayı böyle bir şekilde doldurdum. Alice'e elle mama verdiğim zaman buraya da küçük bir mamayı kapı bıraktım ki arada elle besliyorum. Elimden yemeği çok seviyor. İşte tasmaları var. Bu da poşeti var. Dışarı çıkarken poşetleri alıyorum. Tuvaletini almak için. Eski bir Xbox One konsolum var. Tuğlası da burada. İşte kablolar vesaire. Bir tane harici diskim var. Bakın şu çok önemli. Hayvan sahipleri bunun ne olduğunu bilecektir. Tüy toplamak için. İşte gamepadlerim de burada değişik değişik. Farklı farklı var. Arkadaşlarım gelince birlikte oynuyoruz. Bunları da aynı şekilde sırf aynı yazı fontu olduğu için aldım. Bir anlamı yok arkadaşlar. Sesi biraz daha engellesin diye. Size sandalyemi göstereyim. En son gerçi bunu oturarak bitiririm. Çok kayıyor. Aslında bir tane oyuncu sandalyesi almam gerekiyor. Videolarda bileceksinizdir. Bu sandalyeyi kullanıyorum. Sonra kitaplık tarafına geçelim isterseniz. Şu sol taraftan başlayalım. Gitarlarım var arkadaşlar. Guitar Hero. Yeni oyun çıkarmamaya başladılar. Ben üniversite döneminde inanılmaz iyi çalıyordum. Bununla kendimizi tatmin ediyordum. Gerçek gitarım da var aslında. Ama onu fazla çalamıyorum. Bu arada Gibson. Plastik Gibson. Bu da Jackson. Jackson'ın aslında şeyleri, yıldız modelleri daha bilinir. Bilenler bilecektir. İşte tenis raketlerim vesaire var. Şurada sandalyelerimiz var. Şimdi çıkarmayayım da dağılmasın. Onları yakın sahile yakın bir yerde oturuyoruz. Eşimle birlikte havalar güzel olunca sahile inip oturuyoruz. Tenis de keşke zamanım olsa oynasam. Şimdi kitaplardan önce oyuncaklarla başlayalım. İşte Alaaddin İncil'i, işte Aslan Kral'dan vesaire var. Bunlar Funko. Türkiye'de 120 ile 200 lira arasında fiyatları değişiyor. Ben bunları yarısını işte Amerika'dan, yarısını Avrupa'nın farklı farklı yerlerinden ucuz bulduğumda, kampanya olduğunda vesaire aldım. Her biri 20-30 liraya vesaire geldi bana. Bakın burada bir işte bilgisayarı yanında gelen MSI'ın küçük bir ejderhası var. Legolarım var, ilk yaptığım legolarım ki birazdan da göstereceğim size. RGB bir ışınla aydınlatma var. Bununla kontrol ediyorum renklerini. Mesela şöyle yeşile geçelim. Ama karanlıkta daha iyi belli oluyor. Şu an ışık olsun. Rahat rahat her yeri görün diye açtım. Bunların hepsini tek tek söylemeye gerek yok herhalde. Star Wars. Burada da farklı karakterler var. Arkada Fortnite'in küçük karakterleri var. Figürlerim. İşte Assassin's Creed'den figürler. İşte Batman var. Söyleyin şunu, Predator var. Dark Souls'tan var, Jared var, Gears'tan var. Söyleyin şunu, Deadpool var, Spawn var vesaire. Kitaplarıma gelecek olursak da arkadaşlar, Zaman Çarkı serisi en sevdiğim serilerden bir tanesidir. Kitap okumayı az çok şey olarak seviyorum ben. Bilim kurgu ve fantastik türde kitapları daha çok okumayı seviyorum. O yüzden zaten şimdi de göreceksiniz. Kitaplarım genelde o tarafta işte. Zaman Çarkı'nın devamı, taht oyunları, Game of Thrones var. Okudum bunları gayet severek. İşte Witcher serisi var, Yüzüklerin Efendisi var, Dune serisi var, Kara Kule serisi var. Stephen King aslında korku fazla sevmiyorum okumayı. Küçükken bir hayvan mezarlığını okumuştum. O yüzden işte korku okumayı bıraktım. Korku oyunlarında da belki korkmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi Stephen King olabilir. Harry Potter okudum. Çok geç okudum. Ön yargılıydım Harry Potter'a. Keşke ön yargılı olmasaydım. Çok güzel kitaplarmış. Filmlerini daha sonra daha büyük bir keyifle okudum. İşte Yeraltı Edebiyatı okuyorum. Türk yazarlardan İhsan Oktay Anar'ı çok severim. Çok iyi bir yazardır. Legolarım var. Bu Legoları yeni bir iki içerisinde yaptım arkadaşlar. İnanılmaz keyifli. Keşke biraz daha ucuz olsa da daha büyük serilerini alabilsem ama almayı düşünüyorum kampanyalar oldukça. İşte Otostopçu'nun Galaksi Rehberi, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi vesaire derken aşağıdaki dolapları da gösterelim isterseniz. Göstermeden önce size bakın yeşil ekran yapıyorum yani.
Onun için de dedim ya, odam çok dar arkadaşlar, 15 metrekare. Buraya bir yeşil ekran kuramazdım ben. Şöyle bir çözüm buldum. Bu şekilde Elgato'nun şöyle yükseliyor. Yeşil ekranı bu şekilde yapıyorum. Arkamı yok ediyorum. Çekeceğim zaman bunu açıyorum arkadaşlar. Şöyle şunu açalım. Şöyle koyalım. Dolaplarımın içine gelecek olursak, burada bayağı bir kitap, ders kitaplarım vesaire var. Üniversite zamanından kalma. Oyunlarım var. Şimdi artık hepsini dijital alıyoruz ama eskiden kutulu oyunlar vardı ve DVD'lerim var. Kıyamadım. Şu an izlemesem de saklıyorum. Hastalık herhalde. Geçmişten kalan. Ne demek istediğimi birçok eski film izleyicisi anlayacaktır. Şu an tabii yeni nesil bilmez bunları. Eski nesil DVD'lerini hala saklıyor. Burada herhangi bir şeyim yok. İşte ürünlerim, MSM'in ürünlerimin kutuları var. İşte Türk Telekom'un işte kutusu var, modemin vesaire. Bakın bunu, bu mikrofonu YouTube'un etkinliğinde kazanmıştım. Hatıra saklıyorum. Çocukluğumun işte Atari'leri. Şunun hikayesi ayrı. Bilen bilecektir. Daha önce paylaşmıştım. Modern Warfare 3 ilk çıktığında öğrenciydim o zaman. Son paramla almıştım. Alice o zaman yavruydu. Bunu arkadaşlar kemirdi. Sonra aileme yalan atarak para istemiştim ekstra. Açtım, harcadığım için. Onun da anısı olduğu için öyle saklıyorum. Burada da bir şey yoktu galiba. Ha, tripodum var. Aa, bu arada tripodum demişken şu markayı kullanıyorum. Şu anda arkadaşım da çekerken onu kullanıyor. Altında küçük bir tripodu daha var. Kamera olarak da Canon G7X'i kullanıyorum arkadaşlar. Yalnız hiç memnun değilim. Vlog çekerim diye almıştım. Yeni bir kamera almam gerekiyor. Bir de pervane var arkadaşlar. Yazın hava sıcak olduğu için gelin isterseniz şu tarafta bitirelim. İşte kalın perde aldım. Sesi kessin diye. İlk videolarımdan bileceksiniz. Perdem yoktu. Odam bu şekilde. Bu odadan size yayın yapıyorum arkadaşlar. Alice gel kızım. Gel birlikte bitirelim. Gel. Birlikte başladık. Birlikte bitirelim. Amanın kızım. Otur bakayım. Dur. Aferin kızıma. Bu şekilde odam arkadaşlar. Günümün çoğunu burada geçiriyorum. Videolarımı size burada hazırlıyorum. Oda videonun sonuna gelelim. Umuyorum beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyip beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle oyun kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şu anda ekranda iki farklı video var. Herhangi birini tıklayarak izlemeye devam edebilirsiniz. Farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın.